Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymet Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Gecenizin hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. Kıymetli konuğumu hemen size takdim etmek istiyorum. Mehmet Göktaş Hocam. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı geceleriniz olsun inşallah. Hocam biz bugün üç ana başlıkta programımızı yapmak istiyoruz. Dua, zikir ve nefis terbiyesi olarak belki Ramazan ayında en çok aradığımız, belki en çok başvuracağımız hususlar bu başlıklar. Biz dua ile başlayalım hocam. Ramazan ayındayız. Özellikle duaların belki geri çevrilmediği bir aydır. Bu ay içerisinde nasıl dua etmeliyiz? Dua nedir işin hakikatinde? Buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hakkında en çok kitap yazılanlardan bir konudur. Malumunuz. Çokça konuşulmuştur. Bizim bunlara ilave edecek bir şeyimiz yoktur. Ayet-i kerimeler bellidir. Bu hususta hadis-i şerifler bellidir. Onun için biz olanları tekrar değil de yani daha iyi nasıl anlayabiliriz? Bu konularda biraz kendimizi zorlayalım. Dua ibadetlerin, ibadetin özüdür bu hadis-i şeriftir. Tabir caizse ibadetin ta kendisidir. Dua. Duada üç şey vardır. Birincisi Allah-u Teala'dır. Yani biz Allah-u Teala ile beraber oluyoruz. Önemli olan budur. Yani bir Rabbimiz var ve bu Rabbimizin karşısında bir de eksik olan, aciz olan, fakir olan, muhtaç olan bir biz varız. Önce bu bilinmelidir. Yani güçlülerin güçlüsü, zenginlerin zengini olan veya daha bütün yani mükemmel sıfatlarla donan mevcut olan diyelim Allah-u Teala var ve bir de aciz olan her yönüyle aciz olan, muhtaç olan bizler varız. Olayın bir bu yönü var. Bir de borç meselesi var. Yani biz Allah-u Teala'ya borçluyuz. Yani durmadan ona el açma durumundayız. Hem hatalarımızı ödemek, günahlarımızı ödemek için, affettirmek için elimizi açarız. Ve bir de gerçekten bir şeyler istemek için elimizi açarız. Ve bu esnada diyelim ki dualarımızın kabul olup olmaması ikinci bir mesele. Onu şöyle bir tarafa bırakalım. Kabul oldu mu olmadı mı? Ama değil mi ki biz Rabbimizle beraber olduk? Bu böyle az bir nimet değildir yani. Bir insanın Allah-u Teala'nın huzuruna varması, elini açması, aradan her şeyi çekmesi tabir caizse. Yani çör, çöp, ot falan hani bazı şeyleri net görmek için gözümüzün önündeki her şeyleri çekeriz ya. Dünyayı şöyle bir tarafa atarak, çekerek Allah-u Teala'ya varmak, huzuruna el açmak, onunla beraber olmak, böyle bir irtibat kurmak. Bu zaten şereflerin, onurların, makamların en büyüğüdür. Yani bırakın yani kabul olup olmadığını düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala ile beraberiz, beraber oluyoruz. Onun için önce bu kazancımızı bir noktaya, bir yere kaydedelim. Bu bir. Ondan sonra detay çoktur. Yani bu dualar nasıl kabul olur, nerede dua edilir, nasıl dua edilir? Bunların hepsi ayrı ayrı konulardır. Fakat biz bunun için varız. Yani biz Rabbimiz bize bunun için değer veriyor. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Yani sizin duanız olmasaydı siz, Allah size ne değer verirdi? Haşa Allah-u Teala'nın böyle bir yalvarışa, yakarışa muhtaç olduğundan dolayı değil. Yani bir insan ancak ve ancak kemale, izzete, büyüklüğe Allah'a dua ederek
erişir ve böylece tabir caizse tam kapasite çalışır. Yani Allah-u Teala bizi öyle yaratmıştır ki, yani bu yarattığını görmek istiyor veya bizim de kendi kadri kıymetimizi bilmek istiyor. Kadri kıymetimiz Allah'ı bilerek ve ona olan ihtiyacımızı hissederek, yani bunu kabul ederek, ikrar ederek yani gireriz. Yani bu seviyeye geliriz. Aslında hemen o Alak suresinin başında ellezî alleme bir şey ikra ve rabbukel ekram. Bu kelime yani çok önemlidir. Yani Allah sadece yaratan değildir. Yani ikra bismi rabbikellezî halak. Tamam. Bizi bir alaktan yaratan Rabbimizin adına okuyacağız. Her şeyi olup biteni. Ama bir de bu Rabbimiz bir fabrika gibi yani imal edip ortalığa bırakan değil. Yani aynı zamanda yaşatan, yaşamak için yani hem yaratan hem de yaşatan ve yaşamak için ne lazımsa tabi caizse üzerimize sağanak halinde yağdırıyor. Elem terav ennallâhe sahhara lekum mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve esbaga aleykum ni'amehu zahireten ve badına. Lokman suresinde olacak. Yani bakmaz mısın, görmez misin? Yani Allah-u Teala üzerinize sağanak halinde yani yağdırıyor. Bunu bilen insan Allah'a dua edebilir. Yani benim Allah-u Teala'ya bir ihtiyacım yok zannında olan var mı? Elbette olur. Yani nice insan vardır ki yani Allah-u Teala'nın sadece kendisini yarattığını, tamam onu da inkar etmiyor. Çünkü öyle ya, kendisini kendi kendini yaratmadı. Yarattı. Ama ondan sonra her şeyi bana ait zannediyor. Yok azizim, benzin yani sadece motoru falan yapıp bırakan diye, benzin de ona ait, yağ da ona ait, yol da ona ait, asfalt da ona ait, her şey. Yani onun için bu şuur, yani dua eden insan şuurlu demek istiyorum. Yani kaliteli bir insandır, bilgili bir insandır, birikimi olan bir insandır. Yani aksi takdirde yani dua edemez, iyi bir dua edemez. Bütün bunları bilecek ki yani nedir, yani oğlum için mahiyeti nedir? Bu böyledir. Onun için Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim ve gâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Yani bana dua edin ve ben icabet ederim diyor. Ve bana dua etmekten kibirlenen, müstani olanlar var ya, onları zelil, hor bir şekilde cehenneme sokacağım buyuruyor Allah-u Teala. Yani bu anlamda belki burada bu ayeti kerimedeki ibadet, şu duadan maksat kulluktur, ibadettir, o ayrıdır. Ama dedik ya başta sohbete girerken zaten ibadetin özü, yani dua zübbül ibade, yani ibadetin, kulluğun bütün özü duadır. Onun için yani dua etmek bir mutluluktur. Allah-u Teala hayatımızdan mesela belki hocam duayı hani soyutlamamak adına dinin direği dediğimiz namazı bize vermiş. Aslında namazın da özü bir şekliyle duadır değil mi hocam? Yani hani o dua aslında belki Allah ile kul arasındaki kesintisiz bağlantıdır. Yani belki olur da dua etmezsek, belki olur da hani unutursak, gaflete düşer de Allah'a fiilen dua etmesek de Allah-u Teala bize ibadetler üzerinden dua etmeyi belki... Bu sizin söylediğiniz başlı başına ayrı bir konu zaten. Tabir caizse Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda var ya, Allah-u Teala bize çok şey emrediyor. Mesela tevbe-i istiğfar etmemizi istiyor. Dua etmemizi istiyor. Ayetlerimi tilavet eden innellezine yettüne kitab Allah. Allah'ın ayetlerini, kitabını tilavet etmek. Bu bir görev. Secde etmek bir görev. Rüku etmek bir görev. Ve limen hafe megame rabbihi cennetan. Allah'ın huzurunda kıyam etmek bir ayrı yükümlülük falan. Ne kadar? Yalvarmak. Ama dikkat edin, hepsini tabiri caizse yani bir serum veriyorlar ya. Serumun içerisinde ne lazımsa veriyor. Yani artık için kolay yolu. Yani bir hastaya bünyesi ne istiyor? Hepsini önce serumun içine şırınga diyor. Benzetmek olmasın. Allah-u Teala her şeyi namazın içine şırınga etmiş.
Yani namaz kılan bir insan nedir? Namaz kılan bir insan kıyam etmiştir, rükû etmiştir, Allah-u Teala'ya efendim şey yapmıştır, tesbih etmiştir. Tevbe-i istiğfarda bulunmuştur. Yalvarmıştır. Yani neler yapmıştır, neler. Çünkü hepsi içinde. Onun için namazı terk eden bir insan sadece ibadetlerden bir ibadeti terk etmemiş. Neleri terk etmiş? Öyle değil mi? Namazı terk eden bir insan sadece bir ibadeti terk etmedi. Allah-u Teala var ya, kainatın bütün ibadetini, meleklerin ibadetini, zerrelerin ibadetini ve min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Düşünebiliyor musunuz? Her şey Allah'ı tesbih ediyor, zikrediyor. Biz hepsini bir namazda yapıyoruz. Onun için namazımızı, yani konu namaz değil ama namazımızı dua gibi yapalım. Namazımızı dua gibi yapalım. Yani duada ne kadar samimiysek, yani dua biraz da somut samimiyet gerektirir. Yani hiçbir dile, özür dile, bir dilencinin böyle ağzını ayırarak bir şeyler istediğini görür müsünüz? Eğer sana elini açmışsa, seni merhametini galeyana getirmek için neler söylüyor? Allah sevdiklerine kavuştursun, Allah oğlunu bağışlasın. Seni nasıl şey yapacağını, bu parayı nasıl alırım bundan diye. Yani öyle şey yapıyor. Biz de benzetmek olmasın. Yani dua böyledir. Allah-u Teala'ya dua ederken samimiyetimiz biraz daha ortaya çıkar. Samimi istiyorsak. Hiç yani dediğim gibi gafletle dua etmek, belki gafletle namaz kıldığımız oluyor da gafletle fazla dua etmiyoruz. Duayı biraz daha yani anlıyoruz ya, daha somut ya. Onun için gönül ister ki namazlarımızı biraz duaya, duamıza benzetelim. Secdelerimizi duaya benzetelim, rükularımızı duaya benzetelim, okuduklarımızı. Yani o biraz daha somut ve samimiyet ortaya çıkıyor belli. Onun için bunlar birbirini destekler. Namaz duayı, dua namazı destekler. Yani belki biraz tekelleme olacak ya, biri öyle diyor de. Siz diyor, hiç diyor, para sayarken esniyen bir adam gördünüz mü diyor. Yani para sayarken esniyen, uyuklayan bir adam, yani çok az binde bir yani şey yapmıştır yani. O kadar dikkatini oraya verir. Onun için dua dikkati gerektirir ve Allah'ın izniyle onu yerine getiririz. Zikirden soracaksınız ama zikire de buradan şöyle bir geçiş, evet, yapalım. Zaten hani aslında çok ince bir bağ var arada. Evet, yani evet. Böyle birbiriyle ayıramazsın. Bazen girer, bazen şey yapar. Ha, zikirde ben söylenmeyen bazı şeyler söyleyeyim. Ya vardır da ama az söyleniyor. Yani zikir Allah-u Teala ile beraber olmaktır aslında. Hatta zikir hatırlamaktır. Bir insan bildiği bir şeyi hatırlar. Bilmediği bir şeyi hatırlayamaz. İnsan Allah-u Teala'yı bilir. Nasıl bilir? Allah-u Teala günümüzün tabiriyle Allah-u Teala kodlamıştır, formatlamıştır. Bizi ya, hani fıtrat diyoruz ya, bizi bu dünyaya getirirken bizim bünyemize kendi varlığını, imanı kodlamıştır, formatlamıştır ve biz onu hatırlıyoruz. Sadece bize düşen bunu hatırlamaktır. Ama yani hatırlarken, tamam yani hatırlıyoruz, hatırlanacak yerleri de hatırlıyoruz ama şöyle düşünelim. Belki bir insan özel olarak oturup Allah'ı zikrederse güzel bir şey. Ama ben insanımıza şunu tavsiye ediyorum. Kardeşlerle veya sohbet ederken hayatından bana biraz bahsedeler. Ne yapıyorsun? İşte hocam ben sabahleyin erkenden kalkıyorum, işte falan yere işe gidiyorum. Evin nerede? Şurada. Otobüs durağı nerede? Şura. Yani vakitlerini sayıyor bana. Yani evinle otobüs durağı arasında kaç dakika var? 5 dakika, 10 dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu 5 dakikada en azından yani 100 defa Estağfurullahelazim, Estağfurullahelazim, 100 defa La İlahe İllallah, bilmem kaç 100 defa. Yani Allah-u Teala'nın bizden istediği zikir kelimelerini falan tekrar edebilirsin. Belki vardığın yerde başka şeyle uğraşacaksın ama bunu değerlendir yeter ya.
Otobüsü değerlendir yeter. Bir belediye otobüsünü değerlendir yeter. Yani insan inanınız ki sadece yani böyle ölü vakit denilen veyahut da bazen çok önemli bir işimiz vardır. İster dini işimiz olsun, ister başka bir şey olsun. İşte yemek ne zaman hazırlanıyor? 5 dakika var, 10 dakika. Neler yapılır? Bunu şunun için söylüyorum. Bu küçük vakitleri değerlendirmesini bilmeyen büyük vakti hiç değerlendiremez. Yani bu küçük vakitte ölü zannettiğimiz yerden öyle üretim çıkarırız ki biz, tabir caizse, belki akşama kadar çalıştığımız şeyleri şeysini alırız burada. Bir otobüsü, otobüs durağında birini beklerken, yani otobüsü beklerken veya iş yerine sabah gelirken, giderken bu hiç önemsemediğimiz vakitler var ya, yani inanın insanı veli yapar ha. İnsanı veli yapar mı? Yapar. Yeter ki değerlendirmesini bil, kadri kıymetini bil bu vakitlerin. Fakat bir de, öyle değil de, Allah-u Teala bizi bir de önemli yerlerde de, önemli anlarda kendisini hatırlamamızı, zikretmemizi istiyor. Bu da ayrı bir konu. Nedir? Mesela, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, izâ legîtüm fiyeten fesbütû وَذْكُرُ اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Kafir ordularıyla, kafirlerle, düşmanlarla, diyelim düşmanlarla, düşman topluluklarla karşılaştığınızda savaşta sebat edin ve bir de beni zikredin ki zafere, felaha erebilirsiniz, erebilirsiniz. Bu ayrı bir olay. Yani Allah-u Teala'yı biz bu anlarda eğer Allah ile beraber olursak, zalimlerle, diktatörlerle, kafirlerle, gasıplarla, şunlarla, bunlarla karşılaştığımızda Rabbimizle beraber olmamız, yani ayrı bir emir, ayrı bir tavsiye, ayrı bir kurt, ayrıcalıktır, zikrin ayrı bir yönüdür. Mesela ilginçtir, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya ve Harun'a, Firavun'a gidin diyor ya, o zaman diyor, inni esma'u ve era, ben diyor sizi görüyorum diyor. Korkmayın diyor, gidin diyor. Yalnız, ve la teniyâ fî zikri, Firavun'un karşısına çıktığınızda, dikildiğinizde nedir? Beni unutmayın diyor. Beni unutmayın diyor. Beni zikredin, beni hatırlayın diyor. Ve zikir yine, bir yönüyle Allah'ı hatırlamaktır. Hocam tabii hem hatırlamak ama bunu yerine göre telaffuz da edeceksin. Hem kalben hem lisanen yani bunu dile getireceksin. Ve bu öyle bir önemli olay ki hatta bir şey daha söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleyeyim. Allah-u Teala Ashab-ı Kehf'i bize överken, anlatırken buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَدَدًا Yani and olsun ki diyor o delikanlılar var ya, kıyam ettiklerinde, kıyam etmişler kime? Zamanın yönetimine, yani zamanın hükümdarına, yönetimine, yani putperest zalimlere, kıyam ettiklerinde diyor, biz onların kalpleriyle irtibat kurduk diyor. Rabıta yaptık diyor. Ve rabatna ala kulubihim izgamu. Ve onlar diyordu ki o zaman, Rabbuna Rabbus semavati vel ardı, bizim Rabbimiz, yerlerin ve göklerin Rabbidir. Biz ondan başkasına dua edersek, ki burada ilginçtir, ibadette dua kullanıyor, zırvalamış oluruz diyor. Aynen ben. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَدَدَا Saçmalamış oluruz, zırvalamış oluruz. Yani demek istediğim bu da zikrin ayrı bir konumu. Bu zikir yani bize yani çok çok lazım. Bunu yapmadığımız için, bunu yapamadığımız için boyun eğriyoruz. Yani bugün zillet içinde ümmetin bir kısmının zillet içinde olmasının, korkaklık içerisinde olmasının sebeplerinden birisi Rabbini yanında hissetmiyor, görmüyor. Biliyor musun?
Gözünün önünde nedir? Başka şeyler var. Gözünün önünde o zalimlerin kırbacı vardır, cezaevi vardır, bilmem daracı vardır, bilmem nesi vardır. Ama ya Rabbim de benimle. Rabbim hele özellikle şu anda benimle. Niye? Ben onunla beraberim çünkü. Ben onu zikrediyorum. Ben onu kalbimle, dilimle zikrediyorum de. Zaten siz eğer böyle bir zikirle donanırsanız, zaten Allah-u Teala size dünyada da şeref ve izzet verir. Ahiret ayrı bir olay. Kalbi zikirle güçlendirmek gerekiyor değil mi hocam? Yani şimdi hani gerçekten az önce verdiğiniz örnek önemlidir. Yani mesela örneğin Allah-u Teala hani din-i mübini bize anlatırken veya Allah Resulü bize anlatırken üç kademeye bölmüş işte. Ya işte bir kötülük gördüğünde elinle düzelt, gücün yetmiyorsa lisanen düzelt, ona da yetmiyorsa buğz et ki bu en imanın en düşük seviyesidir diye. Yani öyle bir devir ki hocam artık buğz etmekten bile neredeyse korkar hale gelmişiz toplum olarak. Yani kötülüğü buğz etmek bile artık bize bir korku yaratmaya başlamış. Evet. Sanki buğz edersek yerileceğiz, işte taşlanacağız veya ötekileştirileceğiz. Bunların genel sebebi kalbi belki zikirle güçlendirmemiş olmamızdandır. Yani çünkü iman kuvvet ister. Yani kalbi iman zikren kuvvet ister. İbadi olarak kuvvet ister. O kuvveti de yerine getirmediğimiz zaman, kalbimizi yeterince ibadetle ve zikirle doldurmadığımız zaman kötülüğe karşı ve şeytana karşı kendi o savunma mekanizmasını belki yerle yeksan etmiş olur. Yani bu mahiyetiyle de belki... Evet. Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim ben. Biliyorsunuz yani zikrin adaplarından birisi, üstadlar, şeyhlerimiz böyle bize zikir tavsiye ederken, zikir telkin ederken öncelikle dille başlar zikir. Yani zikir dille başlar, ondan sonra vücuda sirayet eder. Kalbe sirayet eder. Yani artık rolantide çalışan bir motor gibi insan diliyle zikrede ede kalbiyle de zikreder. Kalp, zaten ondan sonra kalbe yönlendirirler. Bu sevabını falan bir tarafa bırakalım. O ayrı bir olay. Ama bir şey söyleyeyim ben. Bir insan var ya, Allah-u Teala'yı zikrede ede vücudu öyle bir hale gelir ki tabir caizse bir kötülükle karşılaştığı zaman alarm verir ha. Bağırır çağırır gibi aynen böyle hani kurulan, şey yapılan otomobille şunlar bunlar dokunduğunu bağırıp çağır diyor gibi. Eğer sen var ya, Allah-u Teala'yı çok zikreden bir insansan, hep Allah-u Teala boş zamanlarında şey yaparken veya hep Allah-u Teala dediğim gibi vücudun Allah'ın zikriyle eğer dolduysa var ya, ne zaman bir kötülük görsen hemen alarm verir. Vücudun sana alarm verir. Yani kabullenmez. O kötülük asla kabullenmez. Ve orada aynen bağırıp çağırdığı gibi senin vücudun kötülüklere karşı, haramlara karşı, şunlara karşı derhal teyakkuza geçer. Onun için bazen bazı insanlar, böyle olan insanlar yani karşılaştığı şeyin kötü olup olmadığını da oradan anlar. Yani tamam yine şeriatın fetvasına da gerek var. O ayrı bir olay. Yani sadece bununla yetinelim demiyorum. Ama söylediğim gibi eğer bir insan hep zikrullah ile doymuşsa, Allah'ı zikrede ede büyümüşse, şey yapmışsa, kendisini geliştirmişse bu insanın fetvasına daha çok uyulur. Ya yapmayın ya, yemeyin, almayın, dokunmayın. Firaset noktası güçlenir belki bu yönüyle. Firaseti güçlenir. Zaten firaset oluşur yani kendiliğinden. Yani firaset kolay kolay şey yapmaz yani. Hani Hazreti Osman'dan bahsedilirken, Hazreti Osman halifeyken, ben bunu bir yerden okumuştum kesin yani delil. Genç sahabilerden birisi ve birkaç kişi Hazreti Osman'a varıyorlar, ziyarete varıyorlar veya bir konu soracaklar. Yolda giderken namehram bir şeye takılıyor gözleri o gençlerden biri. Haram olan bir bayana baka kalıyor herhalde nasıl oluyorsa.
Ve Hazreti Osman'ın yanına vardıklarında Hazreti Osman derhal seziyor ve içinizde böyle böyle biri var. Bu bir keramet değil hocam. Keramet ayrı bir olay. Bu var ya, o dediğim vücudun, bünyenin alerjisi. Yani diyelim ki bir harama karşı, bir pisliğe karşı, bir şeye karşı, yani insan böyle artık otomatikleşiyor tabiri caizse. Yani onun için onlar ne zaman ki şey, bir kötülüğü zekerullah, hemen Allah'ı hatırlarlar diyor. Yani bir Allah'ı zikreden bir insan yanlışlıkla bir günah işlese bir derhal diyor ve izâ faalû fâhişeten ev zalemû emsehüm zekerullah. Derhal Allah'ı hatırla. Tamam, günah işlemezler demiyorum ama derhal uyanırlar. Firasetlerini donanırlar. Ama bir insan yalama yapmışsa, yani haramlar onda yalama yapmışsa, yani fayda vermez. Bir doktordan dinlemiştim. Gerçekten güzel bir arkadaştı. Yani belki biraz sakıncalı gibi de şöyle şey yapalım. Dedi ki, bir bayan dedi. Bir bayan. Aslında dindar bir bayan, iyi bir bayan. Ve kendisini göstermeyen bir bayan. Yani açılmayan, saçılmayan, tesettüre bürülü ve ömrü böyle geçen bir bayan. Olur ya bu bayan, diyelim ki kendi evinde, kendi avlusunda böyle yanlışlıkla otururken eğer bir yere açılmışsa diyor, haram olan bir yeri gösterilmesi, kimse göstermediği bir yere açılmışsa, bunu da eğer uzaktan birisi penceresinden, duvarından, şuradan buradan eğer bakmışsa diyor, o bayan hiç farkında olmadan toparlanır diyor. Farkında olmadan hemen kapanır. Niye? O vücut öyle bir vücut. Onun için konu ayrı gibi de Allah-u Teala cennetteki hurileri bize anlatırken çok ilginçtir. Buraya şey yapmıyorlar. Cennetteki bayanları, cennetin bayanlarını bize anlatırken lem yadmıs hünne insün kablehum ve la can febi eyyâ ilâ rabbikumâ tükezibân Rahman Suresi. Onlara diyor daha önce ne bir cin ne bir insan dokunmuştur. Yani bu dokunmaya siz gözü de dahil edin, başka şeyleri de dahil edin. Bu nedir? İşte Allah-u Teala'nın buradan biz bir şey çıkarabiliriz. Cennet hatunu olmak istiyorsan bu dünyada bunun antrenmanını yapıp öyle şey yapacaksınız. Ama bir bayan ki yalama yapmışsa vücudu ya haramının yer, o hiç dokunmaz. Ona her şey vızıt gelir, tırıs gider yani. O konuya girmek istemiyorum. Zikir de böyledir. Yani zikir insanın bünyesini, yani Allah-u Teala beraber eder canım. Allah-u Teala ile beraberdir. Yani ister o şekilde izah edelim. Allah-u Teala derhal önler onu kötülüklerden diyelim. Veyahut da zaten bünye otomatiktir. Bünye otomatikleşmiştir. Onun için muhteremler, yani biz yani kesinlikle Allah'ı zikreden bir kul olmalıyız. Nasıl? Zaten yani bunun ayrı bir şerefi daha vardır. Nedir? Fezkuruni ezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Yani bu böyle bir böyle rastgele bir söz değildir ha. Yani ey Rabbim dediysen, Allah dediysen sen, o da ey kulum Mehmet, Mustafa, Ayşe, aynen senin adınız sana aynen seni anıyor o anda. Ya bu insan irkilir bundan, öyle değil mi? Şöyle bir mutluluk düşünebiliyor musun? Allah-u Teala seni anıyor ya, senden bahsediyor. Kulum diyor, beni diyor. Eğer diyor kendi nefsinde anarsa ben de onu kendi zatımda anarım. Yok eğer kulum beni bir toplulukta anarsa ben de daha hayırlı bir toplulukta onu anarım diyor. Yani bu kadar somut, Allah-u Teala ancak bu kadar anlatabilir. Yani özür dilerim, bir ahmak bile, yani IQ'sunun yüksek olmasına gerek yok şu fotoğrafı çözebilmek için. Allah-u Teala, ya biz Rabbimizi andığımız an o da bizi anıyor. Yani müthiş bir olay. Anmazsak ne olur?
Yani sadece unutulmak tabii büyük bir problemdir Allah-u Teala'nın. Rivayete göre Allah'a herhalde İhya'da okumuştum veya bir başka kitap da olabilir bu. Hazreti Musa'ya birisi geliyor, diyor ki ey Musa, yani sen bizi korkutuyorsun, işte cennet, işte cehennem vardı, Allah'ın azabı şöyleydi, böyleydi, kötülük yaparsanız, günah işlerseniz falan. Benim yapmadığım bir kötü, işte kötülük kalmadı. Yani özellikle dünyada da bazı helakten bahsediyor. Dünyevi yönden başınıza bela. Böyle dedim, ben diyor, yapmadığım kötülük kalmadı diyor. Ama işte burnum bile kanamıyor diyor. Yani hiçbir, senin dediğin o bizi tehdit ettiğin, korkuttuğun, hiçbir şey bizim başımıza geldiği yok. Yani sen baş yere şey yapıyorsun, kuru sıkı bizi kandırıyorsun demek istiyor. Hazreti Musa bu adama cevap vermeye hazırlanırken rivayete göre Allah-u Teala vahyediyor, Cebrail'ini gönderiyor. Söyle o ona, ben ona öyle bir bela verdim ki beni unutturdum diyor. Bu da yani Allah'ı unutmaktan daha büyük bir musibet, daha büyük bir kötülük olabilir mi? Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis belki bazılarımıza ağır gelebilir. Gelmesin bu hadisi şerif. Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, eğer insanlar bir araya gelirler, Allah'tan bahsetmezlerse, Allah'ı zikretmezlerse, Allah'tan söz etmezlerse, bir leşin etrafından dağılan köpekler gibidir onlar buyuruyor. Evet, ağır gelecek ama müsaadenizle aynen böyledir. Böyledir, bunu kabullenelim. Onun için Rabbimizin adını dilimizden düşürmeyelim. Ya zor bir şey değil. Yani bu zikirden daha kolay ne var ya? Yani abdest alacak değilsin, kıbleye dönecek değilsin, diz çökecek değilsin. Ya yattığın yerden, uyuduğun yerden, gezdiğin yerden, otobüste Allah de ya. Allah de. Ya bu da mı zor? Bu kadar mı zor? Ama nasip meselesi demek ki yine de öyle değil mi? Nasip, nasibi olan yapar. Aynen öyle hocam. Yani Allah nasip etmişse zaten o zikri yerine getiriyoruz. Bu belki bir yönüyle de öyle hocam. Yani hani yaptım, ettim, yapmadım, etmedim meselesi değil. Allah sana yaptırmadı. Yani layık oraya, değil. O da kadere giriyor, o konuya girmiyorum ama sen bunun layıkısın. Diyorum ya, ben sana büyük bir bela verdim, beni unutturdum. Sen onu eğer idrak edememişsen, aklına yani hiç Allah, yani sanki Allah yokmuş gibi yaşıyorsan, daha ne bela istiyorsun? Bundan daha büyük Eyvallah. Bir bela mı olur? Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Birinci bölümü sona erdirdik. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, birinci bölüm sona erdi. İkinci bölümde buluşmak üzere. Razı olsun hocam. Kıymetli ağabeyim Fatih Sivi'ye ait bir şiirdi. Ona da buradan hürmet ve muhabbetimi gönderiyorum. Hocam ikinci bölümde nefse ve nefis terbiyesine değinmek istiyoruz. Yani kötülüklerin anası diyebiliriz belki nefsimize. Günahların meylimizi, kötülüklerin meylimizi sağlayan içimizde garip bir et parçası olarak nitelendirebiliriz. Nedir hocam nefis mana itibariyle de fiili olarak da? Aslında bu konuda nefis bizzat insanın kendisidir diyen görüşler de var. Kelami görüşler, felsefi görüşler var. Fakat sizin söylediğiniz gibi insanın hayvani yönüdür, kötülük dürtülerinin falan olduğu merkezdir diyenler de var. Hangisi olursa olsun. Ben şöyle de düşünüyorum. Aslında biz temizdik. Yaratılışımız temizdi. Ve kirleniyoruz. Yani Rabbimiz bizi bu dünyaya pırıl pırıl göndermişti. Onun için çocuklara bakınız. Yani gerçekten çocuklar pırıl pırıldır. Duyguları, düşünceleri, hatta çok şeyi pırıl pırıldır. Hazır, potlanmış diyorum ya. Yani bugün bir bilgisayarı satın alırken veya akıllı bir telefon satın alırken yani böyle çıplak bir şey vermiyorlar. Neler doldurmuşlar içerisine? Kötülüğünü bir tarafa bırakalım da yani diyelim ki bir bilgisayarı alırken aslında bir bilgisayarı. Ama yok öyle de
bir sürü hediyesi de var içinde. Nedir? Word'u vardır, Excel'i vardır, diğer programları, yazım programı, çizim programı, bilmem ne, her şeyi var. Aslında Allah-u Teala bizi bu dünyaya getirirken böyle sadece gördüğümüz gibi de çok güzel şeylerle donatarak gönderdi. Yani inanınız, yani hani buna fıtrat deniliyor ya, yani kullu mevludun yuledu ala fıtrat veya yuledu ala fıtratil İslam buyuruluyor ya hadis-i şerifte. Şöyle düşünelim, çok güzel şeylerle donandık geldik bu dünyaya. Ama kirleniyoruz, kirletiyoruz. Keşke o çocukluğumuzdaki gibi pırıl pırıl kalsak ama öyle olmuyor işte. Dünya bizi kirletiyor, olaylar bizi kirletiyor. Ve onun için tezkiyeye şiddetle ihtiyaç var. Tezkiye, temizlik, zekat kelimesi de buradan geliyor. Aynen zekat malımızı temizliyor, biz kendimizi de temizlememiz lazım. Nedir? Para kazanıyoruz, çalışıyoruz. Kesemize, cebimize bir sürü para giriyor ama bu para hep şeydir ya, illa sadece haram olduğu için değil, dikkat edin. Haram olmasa bile yani kirleniyor. Birilerinin hakkı var, hukuku vardır. Tamam, sen burada helaliyle bir market işletiyorsun. Ama düşün, bu semtin bütün insanlarının oraya şeysi giriyor. Yani onun için zekat diyoruz. Zekat, malı temizlemek anlamında kullanılıyor. Nefsin de, insanın da bu anlamda ciddi bir temizliğe ihtiyacı var. Onun için hiç alakası yok gibi ama ben bazen şöyle gözümün önüne getiriyorum. Hazreti Musa Firavun'a varınca öyle diyor. فَقُلْ هَلَّكَ اِلَا اَنْ تَزَكَّ وَاَهْدِيَكَ اِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَى. De ki diyor ona diyor. İster misin seni temizleyeyim? Kirlendin sen. Ordunla, gücünle, sermayenle hep kirlendin. فَقُلْ هَلَّكَ اِلَا اَنْ تَزَكَّ. Böyle diyor. Konumuzla alakası yok ama içinde bulunduğumuz Ramazan'dan dolayı ben Ramazan'ın da bize aynen böyle seslendiği kanaatindeyim. Ben geldim. Ey insanlar! Arınmak istemez misiniz? Kirlendiniz. Ey kirlenen dünya! Ben geldim. Ey insanoğlu! Gözün kirlendi, kalbin kirlendi, miden kirlendi, her şeyin kirlendi. Gel, ben geldim. Temizlen. Ben seni temizlemek için geldim. Evet, nefis tezkiyesi diyoruz ama Ramazan'ı da katalım. Çünkü Ramazan aynen böyledir. Yani Firavun buna muhtaç, öteki buna muhtaç. Yani bu bir temizliktir. Yani arınmaktır. Bunun için tabii kirlendiğimizi kabullenmemiz lazım. Ama bir insan yani yok yok ben temizim falan de bunu banyoya sokamazsın. Ama ya kokuyorsun arkadaşım, bak hiçbir şey yapmasan bile yol yürümüşsün, bak işte üzerinde ter kokusu var, şu var, bu var. En temizimiz bile diyelim ki, onun için insanların içine çıkacaksın, gel işte senin temizliğe ihtiyacın vardır. Bunu kabullendiremezseniz bir insana, yani yaptıramazsınız. Onun için biz önce kirlendiğimizin farkına varmalıyız. Yani her yönüyle kirlendiğimizin farkına varmalıyız ve Allah-u Teala ancak temizleri kabul eder. Allah-u Teala yani her şeyin temizini kabul eder. Kirliyi kabul etmez. Yani basit gibi de yani hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Yani 10 dirhemlik bir elbisenin eğer bir dirhemi haramsa ora kesilip atılmadığı müddetçe, yani kesip herhalde öyle ki ne olacak, onu orayı kesip atmadığı müddetçe Allah-u Teala'ya ibadet sunamazsın. Allah-u Teala kesinlikle yani temizliği, temiz olanı kabul eder. Allah-u Teala'ya kirli bir şey götüremezsin. Onun için yani seccademiz, yani elbisemiz, vücudumuz nasıl temiz olacaksa, yani ruhumuz, gönlümüz, nefsimiz temizlenmeye böylesine şiddetle ihtiyacı vardır. Bunun için tabii alimlerimiz, büyüklerimiz hadis-i şeriflere, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına bakarak falan temizlenmek için bir takım formüller, bir takım egzersizler, antrenmanlar
bize tavsiye etmiştir, göstermiştir. Bu yola girerek yani temizleniriz. Ama temizlenmek biraz gayret ister, sabır ister. Biliyor musunuz? Yani kötülüklere karşı tahammül etmek. Yani bir insanın gözlerinin temiz kalması biraz çaba ister. Yani midesinin temiz kalması, gönlünün temiz kalması her şeyden. Yani biliyorsunuz belki şu günlerde hocalarımız çok çok hutbe, hatta bu haftaki hutbelerde de söyledikleri kanaatindeyim. Veya sık sık İmam-ı Gazali Hazretleri orucu üçe ayırıyor. Avamın orucu diyor, havasın orucu. Bir de havasül havasın orucu. Avamın orucu nedir? Yani yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzak durmaktır. Bunu yapan herkes nedir? Orucunu tutmuştur. Ama havasın orucu nedir? İnsan vücuduyla beraberdir. Vücudundaki diğer azalar da oruç tutmalıdır. Sadece oruç midenin işi değildir. Başka oruç özellikle gözün işidir, kulağın işidir, burnun işidir. Yani azaların işidir. Bunlara da oruç tutturacaksınız. Bu havasın orucu. Ve bir de havasül havas. Yani hasların hası olan insanların orucu vardır. Nedir? O da kalbini Allah-u Teala'dan başka her şeyi oradan çıkarıp atacaksın. Allah diyeceksin. Sadece yani birinci bölümde anlattığımız zikirden ziyade burada kalbinde Allah-u Teala olacak. Başka arzular yani başka şey kirletir orayı. Tabiri caizse yanlıştır. Ya bir motor var, bir otomobil var, bir de kataloğu var. Veya herhangi bir motorun, her motorun bir takım kataloğu var. Nedir? Arkadaş bunun şurasına yakıt konulur, şurasına yağ konulur, şu numara yağ konulur şuradan. Yani eğer sen o yağ konulacak yere bir avuç toprak atarsan çatır çutur sesler gelmeye başlar. Billalar dağılır, çarklar, dişliler elden gider. Bugün biz kalbimizi bu anlamda yanlış kullandığımızdan dolayı çatır çutur sesler geliyor. Hep bu gürültüler, zırıltılar, özür dilerim nedir? Yani Allah-u Teala'nın oraya beni koyacaksınız. Oranın, orada ben olacağım dediği kalbimize biz başka şeyler, illa haram değil ha bak dikkat edin burada havasın havasından bahsederken yani burada yani diyelim ki eğer kalpte Allah'tan başka bir şeyin sevgisini, muhabbetini koyduğumuz zaman problemler, dünyanın problemi, dünya bunun için, savaşlar bunun için, her şey bunun için. Yani en ufak evdeki gürültüden, mahalledeki gürültüden, sokaktaki şamatadan tutunuz. Dünyadaki insanların birbirini kırması falan nedir? Yani buradan Allah'ı çıkarıp onun yerine başka şey koyduğumuzdan dolayı nedir? Bu motorun çarkları da, dişlileri de, her şeysi böyle çatır çutur sesler geliyor, ötüyor. Bu mesele bu kadar basittir. Onun için yani tekrar buluşuyor her şey birbiriyle. Yani zikirden bahsediyoruz, nefis tezkiyesinden bahsediyoruz. Nedir? Yani karışıyor birbirine. Niye? Birbirini elhamdülillah tamamladığı için. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اِنَّمَا يَسْتَوُ الْحَدِيدَ كَمَا تَسْتَوُ اِنَّمَا يَسْتَوُ الْقُلُوبُ كَمَا تَسْتَوُ الْحَدِيدَ Allah-u Alem böyleydi. Yani demirlerin paslandığı gibi kalpler de paslanır. Ya Resulallah وَمَا جِلَاهُهَا Peki cila, bir de onun cilası vardır. Yok mu her paslananın cilası olduğuna göre cila parlatıcıdır, parlatan vardır. Nedir? Yani bu Kur'an-ı Kerim okumaktır, zikretmektir. Ölümü hatırlamaktır. Yani ölümü hatırlamak Allah'ı hatırlamaktır ha. Yani sadece böyle basit bir korku değil. Meseleyi açıyoruz, karıştırıyoruz ama bütün bunlar nefis tezkiyesidir. Yani bir insanın eğer ölümü hatırlamıyorsa o insana nefsini temizletemezsiniz. Yani bir insan eğer yani ilginçtir hiç alakası yok gibi benim çok dikkatimi çekiyor. Allah-u Teala faiz ayetlerini anlatıyor. Böyle sert bir şekilde biliyorsunuz. Yani ya eyyühellezine amenettegullaha ve zerûmâ bakiye minel ribâ in kundum mü'minîn. Ey iman edenler
Eğer iman etmişseniz şu faizden bir vazgeçin. Ve eğer geçmemişseniz iyi bilin ki Allah ve Resulüne harbi ilan etmişsiniz. Veya Allah ve Resulü size harbi ilan etmiştir. İki anlamda veriyorlar. Bunu anlattıktan sonra hiç alakası yok gibi وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Öyle bir günden korkun ki o gün Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Buyur. Bu nedir? Bir tefekkürül mevt'tir. Yani ölüm. Ölüm demek Allah ile beraber olmak demektir. Allah ile beraber olmak demektir. Bunu böyle düşünmeyen bir insan nefsini temizleyemez. Yani düşünebiliyor musunuz? Meseleyi uzatıyoruz da o kadar malzeme çok ki. Dün birbirini boğuyordu bu Araplar. Yani Efendimiz zamanındaki. O Kureyş işi gücü çapulculuktu. Yağmalamaktı. Bunu nereden biliyoruz? Cahiliye şiirlerini okuyoruz da bazen dil bilgisinde, Arap dil bilgisinde cahiliye şiirleri de önemli biliyor musunuz? Onları okuyoruz da kabilelere birbirine yaptıkları baskınları biz falan gün falan kabileye baskın yaptık, şu kadar devesine el koyduk, şu kadar yiğidini öldürdük, şu kadar gelin dul kaldı falan hep bunlarla övünüyor çapulcular. Ama Allah'ın Resulü geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunlara öyle bir nefislerini öyle bir temizliyor ki, öyle bir tezkiye yaptırıyor ki, ondan sonra o onun önüne mal yetiyor, o onun önüne mal yetiyor. Tabir caizse düşünebiliyor musunuz? Yani arkadaşlar, yani muhterem Müslümanlar, yani bazı şeyleri hemen anlatıp geçiyoruz da hicret diyoruz, ensar diyoruz, muhacir diyoruz. Bunlar basit bir olay değildir. Nasıl basit bir olay değildir? Yani düşünebiliyor musunuz? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Kendi nefisleri şiddetle ihtiyaç içinde olduğu halde kardeşini tercih eder. Kim bu kardeşi ya? 455 kilometre başka bir şehirden gelen insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunlara develerini veriyor, hurmalıklarını veriyor. Bunları böyle basit görmeyin ya, böyle basit bir olay değil bunlar. Yani nasıl veriyor? Ya dün böyleydi bu adamlar, bu mal yüzünden birbirlerini boğazlayan insanlardı. Ama bugün o hale geliyorlar ki, yani birbirlerinin önüne dünyayı itiyorlar, tanımadıkları biri. Yani bunu daha iyi anlayabilmek için, yani biraz bugünün mahkemelerine gidin. Mahkemelerin var ya, önemli bir bölümü inanın, ben bakarım bazen. Yani gerek avukat arkadaşların malzemeli konularına bakarım, işlerine bakarım, gerek mahkemeleri görürüm. Büyük bir kısmı mal davası, miras davası. Elin adamıyla değil, onlar ayrı, o binde bir. Kardeş kardeşi ya. Evet. Yani anasının kızı, anasının oğlu birbirinin, babasının oğlu. Ve yani artık ölümler, birbirlerini öldürmeleri bir tarafa da en efendileri mahkemede hallediyor işini. En efendileri, kardeş, amcaoğlu, dayıoğlu, bilmem ne falan nedir, böyle şey yapıyor. Yani halbuki, ama sahabe nasıl oldu? Sahabe nefsini temizledi, tezkiye etti. Yani nasıl tezkiye etti? Allah'ı düşünerek, ahireti düşünerek. Ve bir de tabii bunu Kur'an yaptırdı onlara. Kur'an yaptı, kuru kuru egzersizlerle değil. Yani Kur'an'ı öyle okudular ki onlar çok alim oldukları için diye, yanlış anlamayın. Yani sahabe böyle çok birilerinin zannettiği gibi dev alimler değildi. Ama okuduklarıyla amel ediyorlardı. Yani bir şey okuyunca adamlar titriyordu. Yani gelmiş iki kişi birbirini Resulullah'a şikayet ediyorlar. Ya Resulullah ben bundan şikayetçiyim. Ya anlatın derdiniz. Birbirini mahkemeye gelmişler. Yani Allah'ın Resulü mahkeme. Ondan sonra Efendimiz onlara hüküm vermeden diyor ki ben şimdi diyor hanginizin tabir caizse, yani tam tercüme etmiyorum günümüz insanın, hanginizin çenesi kuvvetliyse, hanginizin ağzı daha iyi laf yapıyorsa, ben ona göre hüküm vereceğim. Ben gaybı bilmem. Ama yarın Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Ona karışmam deyince, inanın o iki sahabe var ya, birbirlerine bakıyorlar, ondan sonra kaş göz işareti yapıyorlar. Oradan bir şey yok bizde. Korkup gidiyorlar. Niye? Yani Allah, ahiret, ölüm o kadar yakın. Hemen. Onun için yani biz ölümü yakın görmediğimiz müddetçe, Allah-u Teala ile her an beraber olmadığımız müddetçe bu kafir nefsi adam edemeyiz. İnandıramayız.
o belge, tabiri caizse Kur'an'ın o belgesellerini her gün seyrede, yani düşün hele, ayet okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'attum min mekanin ba'idin semi'u leha tegayyuzan ve zebira. Cehennemi anlatıyor Allah-u Teala. O cehennem ki kendisine atılacak insanlar böyle yaklaştıkça öfkeden tabiri caizse kudurur. Korkunç sesler çıkarır. Kullema nadicet culuduhum beddelnahum culudan gayraha liyezûgul azab. Yani derileri her yandıkça bir daha tazelenir, bir daha yakılır. Sen bunları izliyorsun, ondan sonra tekrar kardeşin malına el koyacaksın, öyle mi? Yani ondan sonra gururlanacaksın, kibirleneceksin, yani nefsini azdıracaksın, öyle mi? Nasıl az, azsın da görelim bakalım. Azsın da yesin de, bir haram yesin de görelim. Yani hem bir taraftan ahiret gözünün önünde, hemen yarın ölecek ve bu sahnelerle karşılaşacak. Ondan sonra da yani dünyada, yani nefsi kuduracak, kaba olmaz Allah'ın izniyle. Yani bunlar çok çok zor bir şey değil. Yani nefsi tezkiye etmek, inanın, zor bir şey değil. Ama yine nasip meselesi. Hani zikirden bahsederken nasip meselesi dedik ama yani nasibimiz varsa çok kolay hallederiz. Çok kolay çünkü. Allah-u Teala bize yani zorluk göstermemiş. Eğitim de kolay. Din adına, İslam adına, Allah'ın veli kulu olma adına yani çok çok zor değil. Ama sabır istiyor. Çünkü öbür tarafta da bir dezavantajımız var. Ne biliyor musunuz? Dezavantaj şu. Yani bizi böyle saptıran bu dünya var ya, biraz peşinde onun için. Ahiret biraz veresi ya, uzaktı ya. Bizi hep bu aldatıyor. Evet. Kella bel tuhibbunel acilete ve tezerunel ahire. Siz diyor bu acil olan, peşin olan var ya, ona yelteniyorsunuz diyor. Ve ahireti atıyorsunuz diyor. Yani akıl işte buradadır. Ben bu misali veriyorum. İki tane çocuk. Bunların aklını ölçelim. Nasıl? Gelin bakayım yavrum. Yani diyelim ki 5'er yaşındaki, 4'er yaşındaki çocuk. Şimdi beni dinleyin. Ben size iki teklifte bulunacağım. Nedir? Şimdi size 150 lira para mı vereyim? Bak çıkaracağım. 100 lira. Vereyim. Yoksa ben güçlüyüm ha, çok zenginim. Yoksa 18 veya 20 yaşında, 20 yaşına gelince almak üzere size bir ev tapusumu vereyim. Şu bina, bak şu daire var ya, o veya şu otomobili. Ama bir şartla 18 yaşına geleceksiniz. Ehliyetinizi alacaksınız veya evleneceksiniz. Bak tapu burada hazır. 100 lira, ha, çocuk ne yapar? İşte akıl orada devreye girer. Çocuk eğer aklı, fikri cips almaksa, ciklet almaksa, kola almaksa, onlara kafayı takmışsa, bana 100 lirayı ver. Peşini sever. İşte dünyanın aldatıcılığı bu. Yani bel serunel hayatet dünya. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor Allah-u Teala. Yani bu peşin bizi aldatıyor ha. Yani bu peşine, peşin bizi kirletiyor da. Nefsimizi kirleten bu peşinciliktir. Halbuki sabret ya, sabret. Yani 19 yaşına ne kaldı? Veyahut da gelir, o günler gelir. Garanti veriliyor sana. Yani cennet de böyledir. Yani cennet mükafatları da böyledir. Yani böyle Allah'ın izniyle o güzel günler gelecek. Sabret ya, sabret. Yani ben bazen özür dilerim. Böyle nefsine hakim olamayan bazı kardeşler var yani, özellikle bayan yönüyle, sabret ya. Yani sen inanmıyor musun Allah-u Teala'nın sana kıyamet günü çok 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 yani güzel eşler, ezvacun mudahheratun diye kaç defa tercih, ne kaldı şurada ya? Sabret biraz. Ama sabredemiyoruz, kirleniyoruz. Nefsin hocam, Ramazan ayında olmamız hasebiyle de hani Allah-u Teala'nın nefsi ateşe atmasına rağmen nefis yine benliğini, o kibrini koruyor ama Allah-u Teala aç bırakırken, burnunu sürtüyor. Yani diyor ki tamam Rabbim sen ilahsın, ben de senin aciz bir boynu kulun. Bükük bir adamdan Firavun çıkmaz hiç. Değil mi? Açlıktan boynu bükülmüş bir insanın Firavun olma o anda bitmiştir, Firavunluğu bitmiştir. Niye?
bir yudum su için yalvarıyor, bir lokma ekmek için yalvarıyor, boynu bükülmüş, toklar. Hani dedik ya, kelle innel insane le yatga erraehu istagna. Kendisini müstani gördü mü tağutlaşır. Evet. Yani tak insanın tağutlaşma ihtimali şeysi çok çok daha fazla. Allah razı olsun hocam. Yani Ramazan ayı da aslında bu mahiyetiyle nefis terbiyesi adına bir fırsat ayıdır. Zaten müthiş. Aç kalıyoruz gündüzleri. Öyle, öyle. En azından hani nefsimizi de öyle. Belki hani dizayn edebilme adına bir fırsattır. İnşallah değerlendirenlerden İnşallah. Oluruz hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür gayet güzel bir program oldu. Sağ olun, var olun hocam. Allah razı olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, dua, zikir ve nefis terbiyesi üzerine bugün Mehmet Göktaş hocamla bu gece sohbet ettik. Rabbim inşallah bu ayda özellikle dua ve zikrini eksik etmeyen, fakat bu arada da 11 ay boyunca belki toparlayamadığı o nefsini de bu ay içerisinde oruç olma hasebiyle inşallah toparlamayı bizlere nasip eder. Geceniz mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı hayırlı kılsın. Hayırlı geceler diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.